Herkese yeniden merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yöresel bir tatlı olan, yani Siirt iline ait olan Gebele tatlısı tarif vereceğim. Daha önce duymamış olabilirsiniz, tatmamış da olabilirsiniz ama gerçekten çok lezzetli ve hafif bir tatlı. İsmine Gebele de denilebiliyor, benim duyduğum Gebel de denilebiliyor. Tam olarak bilmiyorum açıkçası ama dediğim gibi lezzetinden eminim. Çok lezzetli bir tatlı. Hemen yapımına geçiyorum şimdi. Tencereye 2 yemek kaşığı tereyağını alıyorum. Yağ eridikten sonra 4 yemek kaşığı dolusu unu ekliyorum. Ve unun rengi değişinceye kadar helva kavurur gibi yaklaşık 4-5 dakika kontrollü bir şekilde kavuruyorum. Unu yağda kavurdum. Şimdi 4 su bardağı sütü ekliyorum. Kullandığım bardak klasik su bardağı ölçüsünde 200 ml. Ve bu şekilde hızlı hızlı karıştırıyorum. Topaklanma olursa da sorun değil. Blender'dan geçireceğiz. Daha pürüzsüz olması için. Klasik çay bardağı ile 1 çay bardağı toz şekeri de ekliyorum. Ve karıştırmayı bırakmadan kıvam alıncaya kadar, yani koyulaşıncaya kadar karıştırarak pişiriyorum. Malzemeler bu kadar, gördüğünüz gibi 4 malzemeden ibaret ve ben kullandığım tüm malzemeleri miktarları ile birlikte açıklama bölümüne yazacağım. Oradan takip edip bakabilirsiniz. Kıvamı aldıktan sonra ocağın altını kapattım. Şimdi 2-3 dakika blenderdan geçireceğim. Kıvamının böyle olması gerekli. Hiç beklemiyorum şimdi, sıcakken hemen kaselere aktarıyorum. Yaklaşık bir 10 dakika bekliyorum. Üzerinin hafif kabuklaşması için. Çünkü pekmez koyacağım üzerine. Dediğim gibi 10 dakika bekledim. Şimdi yaklaşık yarım yemek kaşığı kadar pekmezi üzerlerine döküyorum. Ve şu şekilde eğerek kenarlarına gelmesini, inmesini sağlıyorum. Kaşıkla destek vererek de yapabilirsiniz. Benim kullandığım üzüm pekmezi bu arada. İstediğiniz pekmezi kullanabilirsiniz. Tarifin özelliği üzerinde pekmez kullanılması, olmazsa olmazı yani. Gördüğünüz gibi üzerinde kalmıyor, yerleşmiş bir şekilde kenarlara doğru iniyor, aşağılara doğru ve güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Kazandibi gibi. Lezzetini de çok benzetiyorum ben kazandibine. Evet, tatlılar hazır. Buzdolabında en az 2 saat kadar bekleteceğim. Soğuduktan sonra üzerlerine ceviz yerleştireceğim.
malzemesinin azlığı ile, yapılışının kolaylığı ile, görüntüsünün farklılığı, lezzetinin kazan dibine benzerliği ile, daha ne diyeyim? Gerçekten çok lezzetli bir tatlı. Daha önce denemediyseniz, tatmadıysanız, ilk kez görüyorsanız mutlaka deneyin bu tatlıyı. Ve denerseniz de olumlu olumsuz görüşlerinizi, dönüşlerinizi benimle yorum bölümünde paylaşın lütfen. Evet, videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Abone değilseniz, benimle bu videoda ilk defa karşılaşıyorsanız abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Ve yanındaki zil işaretini tıklarsanız, yani bildirimleri açarsanız da yeni videolarımdan hemen haberiniz olur, kaçırmamış olursunuz. Ayrıca bu tatlı tarifini görmesini istediklerinizde de paylaş butonundan paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.